Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime Chapter 3'ün Official Game Trailer'ının ikincisini izleyeceğiz. Evet, şimdi siz büyük ihtimal altyazılı izliyorsunuzdur. Hepinizle birlikte ilk kez izleteceğim, heyecanlıyım. İlk TikTok'ı izlememiştim. İzlemedim daha doğrusu sizle izlemek için. Videosunu çekememiştim, müsait değildim. Ama şimdi hemen videosunu çekiyorum. Birazcık üzerinden geçti ama hadi başlayalım. Gizemlerine bakacağız. Sonra teorileri üreteceğiz. Tabii üretebilirsem, üreteceğim büyük ihtimal. Sonrasında az önce çıkış tarihi varmış. Hagi Wagi geri dönmüş mü? Bilmiyorum. Bayağı şey varmış. Dur şimdi, burası yetimhane gibi bir yer. Bakın, gördüğünüz gibi şu çocukların suratları çizik çizik. Bu ya öldürülmüş, ya başarısız, ya da gözükmesini istenmeyen gibi şeyler anlamına geliyor benim bildiğim kadarıyla. Yani buradakiler büyük ihtimal ya ölmüş, ya kaybolmuş, ya da başarısız olmuş. Ha, bunlar da deney yapan maskeli abiler. Aynı şey. Şu Hagi Wagi oynayabilir mi acaba? Sanırım Hagi Wagi güvenlik görevlisiydi. Neyse, geçelim. Bir dakika. Bu Catnap olabilir mi? Theodore Grumble değil mi ya bu? Bakayım. Catnap'in 11.88 numarası. Numara yazıyor mu? Prototype. Experimentum. 1188. Aynen. Theodore Grumble bu. Aynen bu Theodore Grumble. Bir dakika. Şu Catnap'in gölgesine bakın. Şuradan geliyor. Gövde bacaklar. Playcare. Abi grafikler mükemmel. Bir dakika ne? Ona demedim arkadaşlar. Bakın Dog Day'in şeyi kapısı da. Bir dakika, gözüme bir şey çekti de. Şurada beyaz bir şey daha var. Beyaz bir maskot mudur nedir? İleride gelebilir. Kurta mı kediye mi ne benziyor? Neyse, daha detaylı bakacağız birazdan. The Boxy bu geldi la aklıma şimdi. Yetimhanemiz. Şunlar oğlum, bir an soyu sandım. Teori üretecektim de Pop Playtime. Aa, VHS tape, FNAF tarzı. Bu trenimiz sanırsam. Bir dakika, neydi ya bunun adı? Bob miydi? Aynen, Bobby Bearhug. Aynen, bu Bobby Bearhug. Bu ne? Silah mı la o? Catnap, aynen. Ateş ediyoruz bir de. Bir dakika. O haritaya bakacağız. Büyük ihtimal o harita doğru gitmek. Sweet Home. Evim güzel evim kısmı. Play Care. Toy Store oyuncak alanı. Counselor's Office. Bunu çeviremeyeceğim. Ofis işte bir tane. Playhouse. Oyun evi. Okul. Tamam, bu map'te geçtik herhalde. Görevler falan olacak. Evet, yeşil elimiz. Oğlumuz, grafikler mükemmel. Oha! Ne? O ne ya? Şarj taşıyoruz. Oha! Maske! Araba? Bu FNAF Security Breach'teki Roxy'ye yaptığımız şeye benziyor. Geliyor! Buna lan? Moray? Oha! Dog Day. Hırpalanmış lan o. Kizimiz Poppy. Hagi Wagi. Hagi Wagi geri döndü. Yes.
Ölmediğine inanıyordum dostum. O ne lan? Kitnap? Kitnap gözüküyor. Ne? Oho. Çok büyük bir şey de eline bakacağım. Eli pençesi var sanki. Pençeli bir şey. Çektiriş çıkış tarihi yokmuş ya. Veya sonra mı koydular acaba? Evet, 2024 30. gün 1. ay. 5 gün sonra. İlk başta çok güzeldi diyorum. Ya kardeşim bana ne sizin gibi sensinizden. Birinci çok güzel olmuş grafikler. Çok fazla acayip bir oyun olmuş. Korkunç olacağından eminim. Zaten dediklerine göre o en korkunç oyun olacakmış. Puppy Şimdi teoriler yaparak izleyelim isterseniz. Birincisi bu etkimen. Büyük ihtimal fabrika sahibinin Elite Ludwig miydi? Neydi ya? Onun gibi bir şeydi. İşte Elite Ludwig. Buraya bakmıştık. Bir dakika. Şurada bir poster mi var? Yok. Önemli bir şey yokmuş. Ha. Daha demin ağzımdan çok gerçekçi bir ses çıkardım lan. Çok güzeldi. Güzel çıkarmayı deneyeyim. Bir dakika. Protocol Experiment 1188 Tags Bigger Bodies Interactive Play Care. Tags sanırım görevler miydi neydi ya? İşte büyük vücutlar ne yazıyordu orada? Interactive Activities gibi bir şey. Neyse. Hadi sonra bakarız. Bir de Catnap var arkadaşlar. Burada bizimkiler var. Burada bulutlar var öylesine. İşte bu oynayacağımız map sanırsam. Burası. Bak Boxy bu da var. Burada olabilir mi acaba oyunda? O da olabilir. Şimdi oyunumuzda gelebilecekler. Smiling Creatures. Yani gördük zaten. Catnap gelecek. Huggy olabilir çünkü Huggy gördük. Sonrasında Experiment 1106. Baya bir de adını söyle Experiment 1006'da Mommy Long Legs'in parçaları da var. Mommy Long Legs'i görebilir miyiz bilmiyorum öyle halde. Hani burada Crafticorn var. Huggy var. Kismisli. Catnap mi bu? Catnap falan var. Çocuk sandalyeleri. Orada bir kalem var sanırsam. Hapsi kalem sanırsam. Anahtarlıklar falan. Oyuncaklar. Tamam. Bize televizyon. Dur. Bu Playhouse'u inceleyemedim. Eğlence. Şurayı okuyamıyorum. Tam burayı kapattıkları için. Ördek falan var sanki. Burada poster gibi bir şey var sanırsam. Tamam başka detay. Şurada sanırsam güneş mi var? Ne var? Güneş veya ay var. Aa, yok oradaki bir şey değilmiş. Ay var. Güneş var. Boxy bu gibi bir kutu var. Bir de şurada kedi midir, tilki midir? Bir tane beyaz şey var. Kurt da olabilir. Yeni bir Smiling Creatures olabilir belki. Burada aynalar var. Şurası Dog Day'in olabilir. Adını söyle yer.
Tamam. Biraz daha. Bakın şurada daha bir yapıştı. Dog Day falan var. Çocuk fotoğrafları. Burası zaten bakın. Cat B var. Yorgan. Yine o bloklardan sonra göçmüş bir çukur gibi bir şey var. Oradan catnap çıkıp bir anda kovalamaya başlayabilir. Bu gibi bot var. Kırmızı gaz geliyor. Bu tren. Ama ne olur ne olmaz inceleyelim bir. Work area. Çalışma alanı. Tamam burada işte biz düştük. Bak bu bir bear hug bu aga. O, sanırım bütün smiley creatures'larla karşılaşacağız mı acaba? Çünkü bak Bobby Bear Hug'la karşılaştık. Dog Day ile karşılaşacağız büyük ihtimal. Bobby Bear Hug'la da karşılaştık. Catnap ile de karşılaşacağız. Öbür kedilerle karşılaşabilir miyiz mini game olarak? Catnap ile değil de Catnap dışındakilerle. Dur, kaçırmayalım. Bak, renkli. Ya benim bir teorim var ama birazcık saçma. Acaba tüm Smiling Creatures renklerinde ellerimiz mi olacak? Çünkü Bubba Fonts, sonrasında Dog Day, Mor Catnap, sonrasında yeşil olan elimiz Happy Hopscotch olabilir ama birazcık saçma bir teori oldu. Neyse, çocuk fotoğrafları. Bak, oyuncaklar var öyle. Bak şu pençe mi? 1006'lı bence değildir inşallah. Catnap bakıyor işte. Yatak odası gibi bir yer burası. Hatırlıyorsunuz benim teorimde de Morel'in bir yerleri yıkabileceğini zıpla yok. Morel'in yani ne yapacağını söylüyordu da moral teorim vardı benim. Moral teorim doğru çıktı ama birazcık doğru çıktı. Biraz değil de direkt doğru çıktı. Moral gelecek dedim. Moral geldi. Dur. Aga bu Dog Day desen Dog Day'a benzemiyor. Abi sanki etekli birisine benziyor. Bir kadına benziyor niyeyse. Çünkü duyduğuma göre trailer'da kadın da varmış. Bir tane gizemli. Yeni karakter diye. Ama sanki bir kolu yok. Buradan bir kol geliyor da burada bir kolu yok. Science yazıyor. Bir kim yan mı? Bir fen mi ne? Evet, böyle parkurlu bir yer. Akı örümcek ağ gibi bir şey. Tam bir long legs'e gönderme olabilir mi? Bak Dog Day'a bakın. Görüyor musunuz? Dog Day sanki biraz yıpranmış gibi. Tekrar gösterecek. Beklerin. Baksanıza suratı falan hep böyle değişmiş. Böyle baksanıza ısırılmış falan pençelenmiş gibi. Kismisi Poppy, help. Kismisi ve Poppy'nin olduğu sahnede dışarıdayız. Bu kurtuluş anımız olabilir belki. Aga, Hoggy Woggy'ye bak. Of. Tabii bu Hoggy Woggy mi? Teori. Ya inşallah Hoggy Woggy'dir. Çünkü Hoggy Woggy döndüyse çok güzel olur. Çok mutlu olurum. VHS tarzındayım. Uf. Abimize bakın. Dur şuradan pençesi var mı anlamaya çalışacağım. Şu yürürken kendine bakacağız. Sanırım pençesi var. Zaten pençesi olmasa nasıl tırnak atacak da. Pençesi yoksa başka bir canavar da atmış olabilir. 1-0-0-6 başka bir canavar. Hagi hagi. Bir dakika, önemli bir teori buldum. Şimdi eğer ki bütün tırnağı yoksa o tırnakları o atmış olamaz. O tırnaklar da oyunun adı olduğuna göre bizi ters köşeye getirip Catnap'i bir bossmuş gibi gösterip pençesi olan bir canavarı boss yapıp bizi ters köşe yapabilirler.
O yüzden şu an kendimi tırnağı olup olmaması benim için birazcık önemli. Teorim bu. Bence mantıklı da bir teori. Şaka. Abi tırnağı var da gibi gözüküyor, var yok gibi de gözüküyor. Eğer yoksa kötü ya. Çünkü ters köşeye geldik olabilir. Dur, şu alttaki kırmızı çubuk geçsin bakacağım. Tabii geçerse bir zahmet. Abi tırnağı yok gibi gözüküyor ya. Ters köşeye gelmiş olamayız. Ya bu kızımızı çizgiden görmüyoruz. Abi 5 gün sonra manyak mısın? Çok iyi. 5 gün sonra çok iyi olacak. Ben videosunu çekemem büyük ihtimalle. Çünkü paralı oyunlar oynayamıyorum. Hani bu kadardı. Gayet güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hepinize görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Tatiliniz umarım güzel geçer. Bay bay.